Masmavi 3 Mutfak'ta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım bugün sizlere muazzam bir ekmek tarifim var. Daha doğrusu peynirli sarımsaklı bir çörek de diyebilirsiniz. Lezzetini anlatamam. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimize ilk olarak ön mayamızı hazırlayarak başlayalım. Ön mayamız için gerekli malzemeler. 1 su bardağı ılık su. 2 tatlı kaşığı şeker. Ve bir paket toz maya kullanalım. Toz mayanız yoksa yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz yani 20 gram. Hepsini bir tel çırpacakla karıştırıyoruz. Kenarda unumuz var. Yani toplam unumuzdan kullanacağız. Oradan biraz göz kararı yaklaşık şöyle bir 3 yemek kaşığı kadar unumuzu ekleyip yine pürüzsüz bir hale getirelim. Ön maya çok önemlidir. Ee, videonun devamında size anlatacağım. Belki kaçıran arkadaşlarım için. Pürüzsüz bir kıvama getirdik. Yüzeyini kapatalım. 10-15 dakika bekletelim. Bir 15 dakika beklettim. Bakın bu şekilde köpük köpük olmuşsa ön mayamız olmuş demektir. Ben size detaylı göstereyim. Bu ön maya çok önemli bir faktör. Ekmeğimizin, çöreğimizin daha yumuşak ve aromasının çok güzel olması için. Ön mayamızın içerisine bir su bardağı ılık süt. 1 tatlı kaşığı tuz Ve bir diş sarımsağımızı rendeleyelim. Sarımsak çok önemli. Özellikle bunu esinlendiği mutfak Hint, Hint mutfağı. Onlar genelde bütün ekmeklerine sarımsak mutlaka rendeliyorlar. Lütfen deneyin. Yediğinizdeki o lezzeti bana mutlaka yorum olarak yazın. Sarımsağı ekledikten sonra şöyle kabaca bir karıştırıyorum. Kalan unu ilave edip tahta kaşıkla toparlayıp elimle yoğurmaya başlıyorum. Unu her zaman dikkatli ekliyoruz çünkü çok yumuşak bir hamur olacak. Ee, bunu da belirteyim. Kabaca toparladım. Elimle yoğurmaya başlamadan önce yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar daha doğrusu 50 gram yumuşak tereyağımızı ilave edelim ve hamurumuzu güzelce yoğuralım. Hemen belirteyim sevgili arkadaşlarım tereyağı eklediğimiz için hamurumuz son derece yumuşak ve böyle elastik bir hamur oluyor. Bakın. Bu kıvama getirmişseniz tamamdır. Bu aşamada bir yemek kaşığı kadar ince kıyılmış maydanozumuz var. Ben onu daha önce hazırladım zaman kaybı olmaması için. Maydanozumuzu ekleyelim ve 100 gram beyaz peynir. İstediğiniz peyniri kullanın, tulum olur. Beyaz peynir nasıl desem tuzuna dikkat edin hamurun onu dengeleyin. Ben yağlı peynir kullandım. Pişme esnasında eriyip çok farklı bir lezzet vermesi için. Ve tekrar güzelce yoğuruyoruz. Yani bu poğaça değil. Bunu hemen belirteyim çünkü yumurta yok. Bu bir çörek, bu bir ekmek çeşidi sevgili arkadaşlarım. Mutlaka denemenizi isterim. Bakın, elinize yapışan bir hamur oluyor. Maydanoz ve beyaz peyniri ekleyince sakın un takviyesi yapmayın. Bu şekilde yapışkan haliyle yüzeyini kapatalım ve mayalanmaya bırakalım. Yaklaşık bir saat, bir buçuk saat kadar beklettim. Bakın, ne kadar muazzam bir şekilde mayası geldi. Çok yumuşak, elinize yapışan bir hamur. Tezgaha şöyle bir hamur kartıyla önce katlıyorum ortaya doğru birazcık sertleşsin diye. Daha sonra tezgaha biraz un serperek e, hamuru transfer ediyorum. E, siz burada izlerken size birkaç püf noktası vermek isterim. Arzu ederseniz elinizi sıvı yağ batırıp bu hamurdan alıp katlayarak tepsinize dizebilirsiniz. Öyle de olur. Ama ben bugün tezgaha aldım ve onu hiç sıvı yağ kullanmadan yapıyorum. Çünkü sıvı yağ kullanırsanız sonra yüzeyine süt sürdüğünüzde kızarmaz. Yani ekmeğiniz böyle çok kızarık kızarık olmaz. Lezzeti aynı olur ama istediğimiz gibi bir kızarıklık olmaz. Biliyorsunuz hem mideye hem göze hitap etmek için. Ben her alternatif size anlatayım da siz keyfinize göre yapın. Hamurumuzdan 12 tane eşit beze alarak hazırlıyorum. Bezelerimiz hazır. Şimdi şekil vermek için o bir tane bezeyi elimde önce bir silindir yapıyorum. Daha sonra tezgaha alıp ince uzun bir hamur yapıyorum. Yani parmak uçlarımla açıyorum. Baktınız ki eliniz yapıştı biraz una batırabilirsiniz. Daha sonra açtığımız bu silindiri rulo yapalım. Rulo yaptıktan sonra dikey bir şekilde tepsiye alıp yüzeyine basarak bitirelim. Bütün detayları anlatıyorum ki görme engelli arkadaşlarım için umarım e, tam telaffuz edebiliyorumdur. Her bezeyi elimle önce silindir yapıyorum sonra tezgah alıyorum parmak uçlarımla yaklaşık 7 santim çapında ve uzunluğu da 15 santim olacak şekilde uzunca açıp rulo yapıyorum uzunluğuna ve daha sonra dikey olarak üzerine basarak e, tepsiye alıyorum. Burada hemen belirtiyorum yine sevgili arkadaşlarım ben hızlı çekimle size göstereyim. O arada da anlatmak isterim. Bu katlama işlemi ve açma işlemi hiç de görüntüsü için değil. Bu ekmeğimizin muazzam kabarması için yumuşak olması için bir etkendir. Tüm ekmeklerde olduğu gibi katlama tekniği çok önemli. Hani bezeleyip de tepsiye almayın. Bu katlamayı mutlaka uygulayın. Bütün ekmekleri yaptım. Tepsiye dizdim. Şöyle elimle yüzeylerini hafif basarak biraz yassı bir konuma getiriyorum. Hamurun yumuşaklığını, köpük köpük oluşunu görüyorsunuz. Yani 5 dakikada bile hemen kabarmaya başlamıştı. İşte bu yumuşak bir hamur yapmamızın etkeni. Şimdi yüzeyini temiz bir mutfak havlusu örterek yaklaşık 20 dakika, 25 dakika tepsi mayası için bekletelim. 25 dakika beklettim. Bakar mısınız 25 dakikanın sonunda iki kat kabarmıştı. Şimdi ekmeklerimizin yüzeyine sadece süt süreceğiz. Bu bir ekmek olduğu için ben... Ekmeklerde yumurta ve yumurta kullanılması taraftar biri değilim. Hem hamuruna hem yüzeyine şöyle bir sütü oldukça bolca sürebilirsiniz. O fırında pişme esnasında buhar her zaman iyidir. Yani sıvı hiç korkmadan yüzeyine sütü sürüp birazcık da susam serpiyorum. Tabii ki isteğe bağlı. Ve daha sonra tam orta kısımlarına birer adet zeytini şöyle güzelce yerleştirip bitiriyoruz. Düşünebiliyor musunuz bir ekmek düşünün içerisinde maydanoz, peynir, zeytin, sarımsak her şey var. Lezzetli olmaması tereyağı var lezzetli olmaması imkansız. Ve ekmeğimiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 200 derece fırında 35-40 dakika pişmeye gönderdim. Sizin için fırın çekimi yaptım. Nasıl kabardığını görmeniz için. Şu anda ekmeğimiz başından sonuna kadar tam 4 kat kabardı diyebilirim. 3-4 kat Hemen şöyle çıkarıyorum. Çok güzel görünüyor. Kokusunu zaten mutfakta anlatamam size. Terlememesi için hemen bir tele transfer ediyorum. Ve ekmeklerimiz sunum için hazır. Şöyle sizlere sunuma hazırlayıp büyük bir zevkle detaylı bir doku testine geçiyorum. Ekmeklerinizi yapıp buzluğa da atabilirsiniz. Bunu da hemen belirtmek isterim. Bakın sevgili arkadaşlarım. Çok güzel, çok lezzetli bir ekmektir. Hatta çörek diyelim biz buna. Biraz zengin içerikli. E, pazar kahvaltınıza veya normal e, günlük çayınızın yanına yapabilirsiniz. Hani hanımlar böyle özel günleri vardır ya misafirler gelecek. E, kısırın yanına her türlü olur. Yani poğaçadan çok daha farklı bir lezzeti var o sarımsağın verdiği şahane bir lezzet var. Mutlaka denemenizi isterim. Özellikle yumurtaya alerjisi olanlar için iç dokusunu görüyorsunuz. Nasıl tel tel. Ben bunu tekrar size bir de bıçakla keserek detaylı göstermek isterim o iç dokusunu. Ne kadar güzel olduğunu. Bakın sevgili arkadaşlarım. Bir ekmeğin bu şekilde yumuşacık gözenekleri, her şeyinin bu şekilde olması çok başarılı demektir. Şöyle elimle de basıp size yumuşaklığını gösteriyorum. Çocukların beslenmesine, kahvaltınıza, çaylarınızın yanına çok farklı bir ekmek hazırladım bugün sizler için. Artık ekmek mi desem, çörek mi desem siz karar verin. Şimdiden yapacak tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.